Evet, artık no diyoruz. No ve hep. Bundan sonrası için. Yine yeni bir isim, yeni bir yüz oldu artık diyoruz. Yani Fox şimdi benim Fox Now benim evim gibi olduğu için ben yaklaşık 4 yıldır onlarla çok güzel bir yolculukta yürüyorum. Bugün de hatta yukarıda çok güzel bir iş yaptık. Bu değişim zaten içeride çok güzel bir dünya vardı. Şimdi katlanarak daha da güzelleşerek devam edecek ben inanıyorum. Ayrıca çok da yakıştığını düşünüyorum. Çok güzel oldu. Çok da yadırgamadık bu değişimi. Tanıtım filmi falan da muhteşem olmuş. Bilmiyorum gördüyseniz. O yüzden çok büyük bir heyecanla bekliyoruz. Seçimlerden birazdan bahsederiz. O film seçimleri nasıl geçti? Gerçekten. Kalabalık arkadaşlar, ekip falan. Hemen şimdi biraz önce siz sordunuz. Aslında Beyza deminden beri son 1-1,5 saatte bu soruyu soruyor zaten. Yani bütün işte bu gecenin çok önemli bir... Evet, kırmızı alı röportajları yaptı. Onun için ben de hani yanındaydım. O soru da şimdi sana sorulunca ilginç oldu yani. Yani bir de sen cevap ver oldu. Evet, herkese sordun. Bir de ben madem bütün herkese. Bütün oyunculara sordum. Yukarısı inanılmaz. Herkes şükür şükür. Evet, çok güzel bir gece. Müthiş hazırlanmış. Yani çok güzel geçeceğine eminim. Herkes eğlenmek istiyor. Ama siz de öyle hazırlanmışsınız. Çok yani. Teşekkür ediyorum. Ufak şimdi ilk ifade ediyorsunuz müthiş hazırlanılmış ama kendinizi... Ay, çok teşekkür ediyorum. Bugün evet bir tık daha fazla özenmiş. Biraz daha fazla zaman kaybetmiş olabilirdim. Çok güzel oldu. Evet, çekimlerden biraz bahsediriz. Nasıl? Tanıtım çekimlerinden mi? Tanıtım çekimlerini Engin hiç görmedi. O soruyu da ben cevap vereceğim. Tanıtım filmimiz yayınlandı. Çok güzel oldu. Gerçekten büyük bir hazırlık yapmışlardı. 3-4 gün bütün oyuncuları bölerek ve ekran yüzlerini. Çok değişik ve maceralı bir çekimdi. Açıkçası o değişikliği de biz o aralar bilmiyorduk. Akabinde öğrendik. O yüzden bizim için de sürprizli bir çekim oldu. Sonucu da çok iyi olmuş ama gerçekten iyi bir tanıtım filmi olmuş. Evet. Böyle merakla izlediğimiz bir heyecanlı, hızlı bir kurgusu çok, var. Çok eğlendim. Çok dans ettim ben. Gördüm. değişim ve yenilenme konusu temalı olduğu için bu akşam hayatınızda böyle dönemsel olarak kendinizi yenilediğiniz dönemler olmuş mudur? Olmuştur herhalde. Mesela çok yeni bir bu ara bayağı büyük bir değişiklik yaptım. Ve yani bunu hızlı karar verdim. Aslında Engin saç kestiriyordu. Ya ben ne zamandır istiyorum bunu niye yapmıyorum dedim. Yani şu halimle de bu kısa saçları. Ve bir anda oldu. O bile arkasını döndüğünde ne ara bu kadar kısa kesildi dedi. Çok ama değişim iyiydi. Yani. Peki böyle değişimleri yaptığınız zaman Engin Bey fark etmese... Kavga çıkar mı? Yani böyle bir şey olabilir. Bir şekilde fark etmesini sağlarım ama ya fark eder, fark edilmesini de bekler bu arada kendi de. Görmedin mi mesela saçlarımı kestirdim der. O yüzden o da acayip dikkatlidir. Sizde olur mu mesela efendim? Hani genelde kadınlar eşlerini çok çok iyi tanırlar ya, hep öyle söylenirler. Öyledir tabii, çok daha ince detaylara baktıkları için abi. Yani bizim çok böyle bir kaçma şansımız yok ama biz biraz daha hani çok ince detayları bazen fark ediyor. Kesin fark eder dediğiniz şeyler oluyor mu hayatım dedi işiminizde? Yok, Engin de çok acayiptir ya. Sen bir şey mi yaptırdın? Ya hemen sorar yani. O saçında bir şey mi var senin? Hemen hiç kaçırmaz. Saklayamazsın. Detay severim yani. Dolayısıyla ince küçük değişiklikler de olsa fark ediyorum. Evet. Bayağıdır annelik babalıktan sohbet etmedik gibi geliyor bana. Çocuğu ondan gibi oldu. Bayağı iyi yan gelse. Yanınızda mı görmek istiyoruz acaba? O yüzden mi? Yani evet, 5 yaşında oldu artık. Okul öncesi sene ilkokula başlayacak. Bir de kendi artık istekleri var. Biraz da o da bizi yönlendiriyor. Eskiden yanımızda kucağımızdaydı. Şimdi öyle değil. Şimdi şunu yapalım, şuraya gidelim gibi istekler oldu. Okul öncesi hazırlıkları var mıdır? Okul öncesi şu an zaten anaokuluna gidiyoruz. Seneye bir ilkokul öncesi durumumuz olacak tabii ki. İyi ya, Can artık tamam kendini birey olarak kabul ettirdi bize. Eğitim hayatıyla ilgili planlama yapılmış mıdır? Yapıyor musunuz veya hatta? Yani ben bu konuda biraz sistemimizle alakalı çok iyi şeyler söyleyemiyorum. Çünkü eğitim sistemimiz biraz karışık, herkesin bildiği gibi. Her gün değişen yeni bir eğitim sistemimiz var ve bu sistemde her an neyin çıkacağını bilmiyorsunuz. Burada önemli olan bizim için çocuğumuzun mutlu olacağı, özgür bir şekilde çok büyük bir yarışın içine girmeden iyi bir eğitim alabilmesi ve kendini mutlu hissedebilmesi önemli olan. Biz tercihlerimizi, okul tercihlerimizi bu şekilde yaptık ve aynı zamanda evimize yakın olması da çok önemli. İstanbul gibi bir hayatta çok zor çünkü. Devlet okulu istemiyorsunuz. Yok, özellikle böyle bir şey yok, ama yok. Özellikle böyle bir seçimimiz yok. Biraz şöyle bir şey hissediyoruz, düşünüyoruz. Yani bir kere öncelikli olarak şu anda çok küçük bir oyun oynamak üzerine kurulmalı bence her şey. Çünkü yani biz hepimiz aslında hani biz de oyuncular birazcık daha farkında olduğumuz için insanın özünde aslında oyun oynama dürtüsünün çocukluktan geldiğini ve ne kadar uzarsa ileride başarılı bir adam, şimdi Can için konuştuğumuz için başarılı bir adam
olmasına çok katkısı olacak. Onun için mümkün olduğu kadar sosyal hayatını, oyunlarını çok daha ön plana almaya çalışıyoruz. Tam da benzer söylediğim gibi derdimiz hani böyle sınav stresi, işte çocukların üstünde daha küçük yaştaki o sınava girme stresini yaşatmamaya çalışacağız ama bakalım becerebilecek miyiz? Yani aslında söylemek istediğim, ben mesela özel okuldan, devlet okulundan mutsuz olduğum için geçmiş bir çocuktum. O yüzden asla orada da çok mutlu bir ilkokul hayatım oldu. Asla devlet okulunda karşı böyle bir şeyim yok. Ama sistem neye müsaade ederse o yönde bir tercih. Bunu devlet ve özel olarak ayırmadan sevgi dolu bir çatı altında olmasıyla ilgileniyorum. Mesela Japonya'da çocuklar ilkokul eğitimi öncesinde işte sınıfları temizleme eğitim veriyorlar. İşte çevreye daha... Bireysel kendilerini, işlerini kotarmayı öğreniyorlar. Biz de biraz daha anneler yapıyor her şeyi. Biz açıkçası canı her konuda çalıştırıyoruz evde. Yani bu kendi şeyini toplamayı, kendi giyinmeyi falan artık o işleri geçtik gerçekten. Yakın tarihte de muhtemelen can kardeş istiyor mu diye soruları gelecektir. İstemiyor biliyor musunuz? Ben sordum. Gerçekten istemiyor. Yani bir ara bir istiyordu ama yok çok ağlar evde bebek istemem dedi. Bizim de şu an planımızda olmadı. Paylaşmaya hazır değil o zaman henüz. Henüz değil. Annemle babam daha çok soruyorlar ona. O da istemediğini söylüyor. Ben de çok rahatım. Peki büyüdükçe anneye mi daha yakın oluyor, babaya mı daha yakın anneye oluyor? Anneye her zaman çok yakın abi, çok doğal olarak yani bir erkek çocuğu olarak. Duygusal ihtiyacına göre değişiyor. Çok doğal olarak yani bir oyun oynamak istiyorsa. Maç izleyecekse ya da azıcıcaksa babaya gitmiyor falan. Ama tabii anneyle olan ilişkiler çok çok güzel. Babayla da sağ olsun yani benimle bambaşka bir şey kurmuş oldu. Bir tane engin var evde arkadaşlar yani öyle her şeyi beraber yapıyoruz, maç izliyoruz, araba yarışını yapıyoruz, böyle spor izliyoruz falan. Dolayısıyla hani böyle bisiklete biniyoruz, top oynuyoruz falan tam bir arkadaş olduk. Biraz yalnız kaldım. Sosyal medya ile arası nasıl? Çocukların, çünkü ünlüler hep konuşulur. Yok, şey yok olarak. Yani televizyon, çizgi film izliyor televizyondan ama bir sosyal medya baksın nasıl bir şey falan bilmem. Instagram vesaire falan adına hesaplar. Yok yani tabii ki teknolojiyle tanıştı. Yani televizyon izliyor. Yani siz, sizin değil ama kendi isterse ilerleyen zamanda o. İleride bilmiyorum nasıl bir şey bekler. Her yıl değişiyor olaylar ama değil şu mi? Anda çok erken. O büyüdüğünde sosyal medya ne olacak? O büyüdüğünde bakalım sosyal medya denen şey ne hale gelmiş olacak göreceğiz efendim. Peki çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim.